Peki bizimle Murat Sağman'a bir dönelim. Murat Sağman bu bölümde bizimle. Sağman günaydın, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Barış Eser. Servet abi merhaba. Merhaba güzel. Murat. Merhaba. Dediler ki Murat Sağman henüz hazır değilmiş, hazırlanıyor. Yani nasıl bir hazırlık hocam? Bilgisayar falan filan. Tamam. Peki. Şimdi Sağman, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım istersen. Haziran sonrası enflasyonda hızlı bir düşüş bekliyor. Anladığımız kadarıyla bir şu dönemki politikalara bir destek de var. Gecikmeli bir şekilde para politikasının devreye gireceğinden bahsetmiş yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl görüyorsun bu açıklamaları? Senin enflasyon patikanla ne diyelim tahmininle paralel mi? Evet. Bir kere sabah bu kadar erken seninle program yapmaya daha alışamıyorum. 12 sene akşam programı yaptıktan sonra seninle sabah alışmaya çalışıyorum. Evet, ben bugün sabah okuduğum yazılardan biri Servet Yıldırım'ın yazısı. İşte Merkez Bankası enflasyonu, halkın enflasyonu yayına bağladığımda zaten bahsediyordunuz. Şimdi bu arada çok güzel yazılar var Servet Üstad'ın ve tabii ki diğer yazarları da takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada enflasyonda zaten bir düşüş var, ben not da aldım. Yani işte Eylül'de 5.28'den çekirdekte 1.96'ya düşmeye başlamış. Fakat hala enflasyon çok yüksek. Yani işte manşet 62, çekirdek 70'e dayanmış durumda. Enflasyon yani yükselişi azalacak ama bence düşmesi tabii ki gelecek sene son çeyrekten önce bence olmayacak. Bir kere teknik olarak düşecek enflasyon. Baz etkisinden dolayı gelecek işte yazın, Temmuz, Aralık. Ondan sonra da muhtemelen bu politikalar devam ederse, ki devam edeceğini düşünüyoruz, umuyoruz. O şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Ama dediğim gibi yani enflasyonun geleceği nokta yine gelecek sene hani 45'ler 50'ler civarında olacak. Asıl bu enflasyonu tek hane indirmek lazım. O da 2025'in konusu olacak bence. Şimdi burada Merkez Bankası'nın duruşu anladığımız kadarıyla hani bir destek de var, onu görüyoruz. En son 40'a kadar getirdi. Para politikası metninde de hani ya sonuna geldiğini ya da son bir belki faiz artışı yapıp bırakacağını anlıyoruz. Merkez Bankası'nın bundan sonraki politikalarına dair sen ne dersin? Ne zaman duracak? Son bir faiz artışı gelecek mi? Bir de yavaş yavaş da olsa şu konuşulmaya başlandı. Servet abinin de yorumunu merak ediyorum. Bir faiz indirimi gelir mi? İşte önümüzdeki yılın ikinci yarısında. Nasıl bir Merkez Bankası politikası beklersin Sağman? Şöyle, benim beklentim şu. Aralık'ta 250 baz puan, Ocak'ta da 250 baz puan yapıp Ocak'ta bu süreci bence tamamlayacak. Yani faizi ben 45'e çıkacağını düşünüyorum. Bunun gerekçeleri işte piyasa beklentisi şu an biliyorsun gelecek sene 44 civarında. İşte IMF 46. Merkez Bankası'nın 36 çok düşük kaldı diğer piyasa beklentisine göre. Fakat onun biliyorsun risk üst alalı bandı da 42 civarında. Onun için bence faizi 45'e getirecek. Bu konuşulmaya başlandı gelecek sene işte son çeyrekte indirim olur mu? Bence çok erken. Yani bunu konuşmak için olursa zaten en erken son çeyrekte olur. Ama bence gerçekten bunu konuşmak için çok erken. İnşallah Merkez Bankası hemen pes etmez. Yani inşallah bir siyasi baskı da olmaz. Çünkü bunu hep söylüyorum biliyorsun. Bir sabır işi bu. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Sabretmemiz gerekiyor. Bu uzun bir süreç. Tekrar aynı şeylere dönüp tekrar bu süreci uzatmayalım. Yani bu sonuna kadar dayanmamız gerekiyor. Bence Fed'in örneğini almamız lazım. Fed işte bence faiz artırım sürecini tamamladı. Aralık'ta bir artırım beklemiyorum bu ay. Ve bence en az 6 ay buralarda kalacak. Yani yüksek 5.25-5.50'de kalacak. Biz de Ocak'ta tamamlayacağız. Gelecek senenin yani 2025'in başında belki de bir indirim görebiliriz. Ya da en erken bence gelecek senenin
Belki de son aylarında, Kasım Aralık'ta, ama ondan önce olmaması lazım. Sert abi, sen bu konuda ne dersin? Şöyle, ben hani yılın ikinci yarısında enflasyonda sert bir düşüş devam ederse, bu aritmetik etkinin dışında para politikası sıkı kalıp düşüş devam ederse, ben yılın son çeyreğinde bizde de faiz indirimleri olabilir diye bekliyorum. Şundan dolayı, bu dönemde yılın ikinci yarısında Fed'in faiz indirdiği, Avrupa Merkez Bankası'nda faiz indirimi, dünyada faiz indirimlerinin olduğu bir dönem. Dolayısıyla o faiz farklılıkları açısından da baktığınız zaman, siz de indirdiğiniz zaman çok şey kaybetmesin, ama oradaki önemli olan şey enflasyondaki düşüşün boyutu. Yani bizde 40'lar civarında bir şey faizi var, diyelim politika faizi var. İşte mevduat faizleri 40'ın biraz üzerinde, işte hazine borçlanması yani faizlerin 40 civarında olduğu bir yerde, yılın ikinci yarısında 30'lar civarında seyreden bir enflasyon, Merkez Bankası'na çeyrek puanlık da olsa bir ölçülü faiz indirimi fırsatı verebilir. Ama 30'lar civarına inerse, tabii değil inerse. mi? Yani buradaki ana şey, o politikanın etkilerinin alınmaya başlanmış olması. Çünkü faizin burada kalmaması gerekiyor. 40 civarındaki faiz çok anormal yüksek bir faiz. Ve biraz bunun ekonomik aktiviteler üzerinde etkisini biz önümüzdeki sene, özellikle yıl ortasından itibaren görürüz. Biraz o ekonomik canlılık iyice kaybolur. Zaten şimdiden başladı. İş talep üzerinde etkisini göreceğiz. Onun için o dönemde bir faiz indirme fırsatı varsa, buna uygun adım atılır diye düşünüyorum. Çünkü dünyadaki konjonktürde de hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirdiği bir dönem olabilir. Gelecek yılın ikinci yarısı ya da son çeyreği. Evet, dünyada genelde bir önceki dönemde diyelim bayağı bir ters hareket ettik Serser. Evet. Biliyorsun, dünya faiz artırırken biz tam Tam tersine, tersi değil mi, yani. faiz indirim sürecini yaşamıştık. Onun sonuçlarını da işte hep birlikte burada. Biz bambaşka bir şey denedik o dönemde. Yani biz Biz deney evet. uyguladık. Yani biz bir şeyler denedik. Ha, biz Bir şeyler enflasyonun denedik. her türünü yaşadık. Yani enflasyon deyince talep enflasyonu vardır. Biz talebi patlattık. Politikalarla talep uçtu gitti, biliyorsun. Evet. Maliyet enflasyonu diye bir şey vardır. Kuru patlattık, maliyetleri arttı. Beklenti yoluyla gelir enflasyon. Biz beklentileri bozduk. Yani biz enflasyondaki her türlü hali yaşadık. Yaşamadığımız bir hal kalmadı. Şimdi onun için toparlanma biraz zor. Yani Anlamı alıyor. her şartı Evet. denedik enflasyona dair. Murat Sam'ın her çeşidini denemiş durumdayız. Senin FED ve Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin tahminin nedir Murat? Gelecek yılın... Şöyle söyleyeyim. Evet, biz de 300 yıllık iktisat teorilerini silmeye çalıştık. Yeni teorilerle bir deney uyguladık. Olmadı ve şimdi Servet abin dediği gibi bunu şimdi toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi Deutsche Bank'ın bir raporu var. 150 bas puan bekliyor Avrupa için seneye. Hatta şimdi şöyle bir trend var. Hem Avrupa hem Amerika Merkez Bankası faiz indirim beklentileri alınmaya başlandı. Yani bu birkaç ay önce, böyle Haziran, Temmuz, hatta böyle Eylül, Ekim'den başladı. Şimdi baktığınız zaman Nisan, Mayıs gibi ilk indirim beklentileri var. Tabii katılıyorum. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın faiz indirmeye başlaması bütün dünya için ve bizim için de olumlu olacaktır. Ama biz bunu şimdi Nisan, Mayıs'ta geleceği için, inşallah biz bunu hemen, işte onlar indiriyor, biz de indirelim olmaz da, Servet abin dediği gibi, yani son çeyreğe kalır. Ya yani son çeyreğin belki de son ayları, işte Kasım, Aralık. Yani önce kesinlikle bence yazın, çünkü baz etkisiyle düşecek. Ama gerçek enflasyonu benim fikrim Eylül, Ekim'de göreceğiz. Yani bu enflasyon gerçekten hem manşet hem çekirdek gerçekten düşüyor mu? Ne seyirdeyiz diye, 2024 Eylül, Ekim'i çok önemli olacak. Baz etkisinden çıkmış olacağız bu sefer. Onun için bir indirim belki de Kasım, Aralık'ta olabilir. Fed, yani işte Fed herhalde o da bir 100 bas puan indirebilir. Yani beklentiler bence çok değişir. Ama yani Fed bir 100 bas puan, belki de 150, Avrupa Merkez Bankası da %150 bas puan gibi, bütün yıl genelinde böyle bir beklenti var. Evet. Salman'ın söylediği gibi, yani çok hızlı bir şekilde erkene çekildi faiz indirim beklentileri. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Bir anda işte Nisan'a, Mart'ta, Mart'a bile neredeyse Avrupa'da faiz indirir mi diye o piyasadaki vadelilerde tahminler öne çıktı, ama onu izleyeceğiz. Buna rağmen Fed Başkanı dedi ki, yani gerekirse daha da artırırız dedi Powell. Piyasa pek onu dinlemedi, o mesajı pek almadı. Yok, sen faiz indirirsin noktasındalar. Sağ ol, şunu sormak istiyorum Servet abinin izniyle. Şimdi mevduat faizlerinde de
çok ciddi seviyelere kadar geldik. Yani şöyle baktığımızda 45'lerin üzerine çok net bir şekilde takip ediyoruz. Belki bu kadar mevduat faizlerinin, TL mevduat faizlerinin artmasıyla kur korumalı mevduat tarafının da çözüldüğünü takip ediyoruz. Sen bu iki süreci nasıl yorumluyorsun? Mevduat faizleri daha da artacak, işte 50'nin üzerine doğru çıkar mıyız? Yoksa bu biraz yıl sonu o hani makyajlama dediğimiz banka bilançolarının da etkisi var mı bunda? Bu kadar yüksek mevduat faizin etkileri ne dersin? Biraz oraya da istersen bir bakalım. Şimdi KKM'yi söylersen bence 2024'te TL KKM tarihi olacak. Bence kalmayacak. Yani çünkü TL KKM bugün işte 10-15'lerde. Hani mevduat bugün işte 40-45'lere geldi. Bence TL KKM'ler kalmayacak. Zaten az bir oran diğer döviz KKM'ye göre. Döviz KKM devam edecek muhtemelen. O da herhalde 2025'te tamamen sonlanacak. Mevduat faizi ile ilgili şöyle... Muhtemelen işte bugün 40-45 civarında bence artık 45-50 civarına oturacak. Yani işte Aralık'ta bir 250 bas puan işte 45 ve üstüne çekecek mevduat faizleri. Muhtemelen Ocak'ta da böyle 50 civarında mevduat faizin oturabilir. Yıl sonu dediğin makyajlama evet bu hep oluyor. Olma ihtimali de var ama unutmayalım ki yani... TL, bol bir TL'miz var şu anda. Krediler yavaşlıyor. Onun için o bazı bir iki konuşma dinledim. Yani çok böyle yıl sonunda çok çok yükselebilir mevduat faizleri diye söylüyorlardı. Öyle bir şey beklemiyorum. Dediğim gibi 45-50 bandın içinde ben mevduat faizlerinin oturmasını bekliyorum. Ve ondan sonra seçime kadar da böyle gidecek. Sait abi KKM ile ilgili... Yani Murat'ın dediği gibi KKM artık yani tasfiye edilmeye başlandı. Devlet eliyle, politika eliyle. Zaman alacak biraz. Bir anda yok edemiyorsunuz. Hala yani iş dünyası için KKM'nin avantajı devam ettiği sürece orada biraz dövizde kalmak isteyenler orada durmak isteyebilir. Ama çünkü bir standart bir döviz yatırımcısı var. Ne olursa olsun dövizden uzaklaşmak istemiyor. Normal DTH'lara falan baktığınız zaman normal DTH'larda bir getiri yok. Aksine bankaların gelme dediği bir DTH mevduat türü oldu DTH'lar. Onun için oradaki çözülme devam eder. Murat'ın dediği gibi 2024'te çok sonu itibariyle çok anlamlı bir bakiye kalmayabilir. Faizler çok düşük değil mi? Yani TL mevduat, TL KKM faizleri 12-15'ler. Evet, evet. 12-13-14-15 oralar. Evet, oralarda çok düşük. Aslında enflasyonun 60 olduğu yerde yani. Evet, önemli bir adım da attılar. Döviz KKM'lerinde de asgari faiz sınırını hafif de olsa kaldırdılar. Yani eskiden politika faizi kadar olacak şartını %85'ine kadar diye. Evet. Yani aslında döviz KKM'lerin de çözülme niyetini az da olsa orada gördük. Ama orada biraz daha dikkatli davranıyorlar galiba. Bir hani doğrudan döviz talebi olmasın diye. Doğru. Ben hala bankaların döviz tevdiat hesaplarına anlamlı faiz vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani baktığımız zaman DTH'ın evet, cazibesinin olması, TL'leşmeyi, dolarizasyon karşı mücadeleyi zayıflatır gibi görünüyor ama şu anda sistem dışında olan para da var. Yani bakıyor normal döviz tevdiat hesabı sıfır verdiği için parayı orada tutacağıma kasamda tutarım, cebimde tutarım, bilmem cüzdanımda, evimde tutarım diyen bir kesim de var. Eğer KKM alternatif olmaktan çıkarsa o kesimin dövizini sisteme çekmek lazım. Sistemdeki dövizin bir zararı olmadığı gibi aksine döviz diktesini artırıcı bir şeydir. Onun için orada bu döviz tevdiat hesaplarına da yani yüksek faiz demiyorum, anlamlı faiz, sıfır değil. İşte neyse yani dışarıda FED faizinin 5 olduğu bir yerde işte eğer dolar DTH'ınız sıfıra yakın getiriyorsa orada bir boşluk vardı arbitraj. O arbitraj boşluk nedeniyle para başka yere gidiyor. Evet. Ya da sistem dışına çıkıyor. Onu tekrar sisteme çekmek lazım. Sağman son... Evet, kesinlikle katılıyorum. Şurada bir ekleme yapacağım. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz biz döviz arıyoruz değil mi? Yani Servet abi işte Şimşek, Sayın Şimşek işte bütün dünyaya dolaşıyor. İşte hatta ona işte ben konferanslarda da söylüyorum. Ona takılan bir lakap var biliyorsunuz işte Şimşek Çelebi diye. Çünkü bir döviz kaynağı ihtiyacımız var. Aslında bu döviz kaynağının biraz önce Servet abin dediği gibi var. Bu döviz kaynağı içeride var, dışarıda da var.
içeride işte biz Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nde Barış Esen'le beraberiz orada da. Bunun böyle 150 milyar dolar yastık altında bir paranın olduğunu, belki de dışarıda Türklerin 150 milyar dolar da dışarıda parasının olduğu rakamları konuşuluyor. Tam olarak tabii ki bilemeyiz. Ama bunun yani bir küçük bir miktarı bile gelse, yani %20'si bile gelse, %10'u 20'si bile sisteme girse o döviz ihtiyacımızı çok rahat karşılar diye düşünüyorum. Onun için tabii ki o miktara da bir faiz ödememiz lazım. Çok katılıyorum. İnşallah böyle adımlar atılabilir. Çünkü dediğim gibi şu anda yurt dışı kaynakta bulmakta zorlanıyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri de güçleniyor. Yani gelen işte döviz devlet hesabının muzam karşılık oranı kısmı Merkez Bankası'nın rezervlerine gidecek. Dolayısıyla şimdi işin S&P açıklamasına bakıyorsunuz. Rezervlere işaret ediyor. İşte Fitch'e bakıyorsunuz. Rezervlere işaret ediyor. Yani bizim döviz rezervlerimizi güçlendirmemiz gerek. Brüt rezerve baktığımızda 136 milyar dolar. Gayet güzel ama swapları şunları bunları koyup altını çıkarıp net şeye baktığımız zaman ortada hala yüksek bir rezerv, güven verici bir rezerv yok. Yani uluslararası standartlara göre rezerv ne olmalı diye baktığınız zaman o rakamların uzağındayız hala. Hı hı. Yani ister ithalatı oranlayın, ister M2 para arzını oranlayın, ister gelecek bir yılda vadesi de olacak döviz borcuna oranlayın. Bizim rezervlerimiz net rezerv olarak baktığımızda oldukça düşük. Onun için bir rezerv artırma ihtiyacınız var. O yönde bir eğilim de var. Rezerv artıyor bu son dönemde. Evet, toparlanıyor. Ama onu hızlandıracak politikaları da uygulamak lazım. Döviz tevdiat hesaplarının tekrar eski anlamını kazanması orada da katkıda bulunur diye düşünüyorum. Sağma. Bir de yani yurt dışı bu tür kurumların baktığı bir eşik var rezerv konusunda. Diğer ülkelerle de karşılaştırıyorlar. Toplam sizin bir yıl ödemeniz gereken kamu ve özel sektör borcu ne kadar ve onun karşısındaki brüt rezerviniz ne kadar ve bu eşiğin aslında bir civarında olması istenir. Evet. Öyle bir referans var. Şimdi bugün baktığımızda bizim bir yıllık kısa borç deniliyor bir yıla kadar. Özel sektör ve kamu borcumuz 200 milyar dolar ama bizim brüt rezervimiz 130-135 milyar dolar. Yani aslında brüt rezervimiz bile bu eşik için düşük. Yani bunun 200 milyar dolara çıkması lazım. Aslında bu 200 milyar dolara çıkarsa da bizim swap sonrası eksi rezervimiz, eksi 55 olan eksi rezervimiz de artıya dönecek. Yani aşağı yukarı bize böyle bir 60 milyar dolar gibi bir kaynak gerekiyor. Peki Saman, çok teşekkür ederiz. Sabah saatlerinde bizde olduğun için diyelim o zaman. Evet, dediğim gibi alışamıyorum. İnşallah alışacağız. Alıştıracağız inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel. Çok keyifliydi birlikte olmak. Güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aynen. Size de teşekkür ederim. Sağ olun.